Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdiki tarifim sizlere yer fıstıklı bir pilav olacak. İç pilav olacak. Daha önce zaten kestaneli iç pilavı duydunuz. Sadece iç pilavı duydunuz. Bademli pilavı duydunuz. Bir sürü çeşitler var. Ama sanırım yer fıstığıyla hiç kimse yapmadı. Ben bu sefer bir değişiklik yapalım dedim. Yer fıstığını zaten çok seviyorum. Beni tanıyanlar da bilir. Her şeyde kullanıyorum yer fıstığını. Bu sefer de iç pilavını kullanmaya karar verdim. Şimdi size hemen malzemeleri sayıyorum ve hemen tarife geçiyoruz. 3 bardak pirincim var. Aklınız olsun, pirinci yani pilavı tane tane yapmak istiyorsanız herkesin tabii ki kendince metotları vardır. Benim metodum da şu. Ben böyle bir saat öncesinden eğer unutmadıysam, yapacağım daha önceden planlıysa bir saat öncesinden sıcak suya koyuyorum. İçinde bekletiyorum. Pirinç birazcık o suyu çekiyor ve şişiyor. Daha sonra onun nişastası gidene kadar bol suyla duruluyorum. Şu an bu pilavı öyle yaptım. Pirinçleri öyle yaptım. 2 kaşık tereyağı kullanacağım. Bence pilavın olmazsa olmazı tereyağıdır. Eklerim, muhakkak eklerim. 1 büyük baş kuru soğan ihtiyacımız var. Bende yoktu. Biraz kırmızı soğanım vardı, birazcık da beyazım vardı. Böyle ikisinden küçük küçük ekledim ama siz bir tane büyük soğan ekleyin. Yer fıstığı var, yani bir bardak civarında. Tamamen size kalmış. İsterseniz daha az kullanın, isterseniz daha çok kullanın. Bana kalsa ben daha çok kullanırım, çok severim. Dolmalık fıstığı normalde aslında bu pilavı eklemek zorunda değilsiniz. Ben iç pilav olduğu için, iç pilavın olmazsa olmazlarından birisi de zaten dolmalık fıstıktır. Bu yüzden dolmalık fıstığı koydum ama koymak zorunda değilsiniz. Kuş üzümü var, bu da 2 kaşık kadar ve bunu birazcık suda beklettim. O tozu gitsin istedim. Birazcık da böyle şişsin istedim. Bir çay kaşığı tarçınım var, bir yemek kaşığı kadar da yenibaharım var ki iç pilavın asıl malzemesi zaten yenibahardır. Şöyle hesaplayayım suyu da. 1 bardak pirince 1,5 bardak su olarak hesaplarsanız 3 bardak pirince de yaklaşık 4,5 bardak civarında da biz kaynar su kullanacağız. Zaten zeytinyağımız, tuzumuz ve karabiberimiz bizim demirbaşlarımız. Olmazsa olmaz. Hadi başlayalım. Şimdi tenceremin başına geldim. Hemen ocağı açıyorum. Biraz tenceremin ısınmasını sağlıyorum. Arkasından hemen göz kararı, işte 5-6 kaşık falan olacak. Zeytinyağımı ekliyorum. İncecik kıydığım soğanlarımı ekliyorum. Hafif soğanları pişireceğim. Ya tereyağını aslında ekleme süreciniz biraz size kalmış. Genelde ben kavurduktan sonra, suyunu koyduktan sonra ekliyorum tereyağını ki böyle biraz daha tereyağı kokusu kalsın, biraz daha tereyağı aromasını alayım diye. Ama iç pilav dediğiniz şey aslında sadece zeytinyağı ile yapılır. Belki bu noktada isterseniz tereyağını da ekleyebilirsiniz. Tamamen ne istediğinizle alakalı bir şey. Hafif yağım ısınmaya başladı. Soğanlarımdan böyle hafif sesler çıkmaya başladı. Doğukan yakın alabilirsin istiyorsan burayı. Tamam Doğukan, gidebilirsin. Hafif bir pembeleştireceğim. Biraz suyunu salmasını isteyeceğim. Hadi bu sefer tereyağını şimdi ekleyeyim. 2 kaşık dolusu tereyağı ekledim. Onu da erimesini isteyeceğim. Hafif pembeleşme göreceğiz. Karamelizasyon aslında. Soğanın karamelize olması. Ya pilav dediğiniz şey bence yağı bol olmalı. Yağı bol ve yeterli miktarda olduğu zaman zaten tadından yenmiyor. O kadar güzel oluyor. Çok azıcık daha isteyeceğim. Ondan sonra pirinçlerimi ekleyeceğim. Pirinçleri ekledikten sonra karıştıracağım. Birazcık kavuracağım. Daha sonra bütün baharatları ekleyeceğim. Ondan sonra suyunu koyacağım. Kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakacağım. Daha sonra da demlemeye bırakacağım. Artık pirinç eklemeye hazır. Altı çok açık, bir tık kıstım, çok azıcık kıstım. Sonuna kadar kısmadım. Şöyle bir karıştırdım. Şimdi altını kısıyorum, daha birazcık daha kavuracağım ama kavurmadan önce bütün malzemeleri ekleyeceğim, tarçın hariç. Tarçın daha sonra eklemem gereken bir şey çünkü biraz acılaşmaya sebep olur. Yer fıstıklarını ekliyorum, dolmalık fıstığımı ekliyorum. Yenibahar, şöyle suda beklettiğim kuş üzümlerim, hatta şekerini de atacağım. 1 kaşık dolusu şeker. Şuradan birazcık da tuz atacağım. Biraz da karabiber.
Tarçın hariç bütün malzemeleri ekledim. Şöyle güzel bir karıştırıp birazcık kavuracağım. Tamamdır. Kavrulması gayet ayarında oldu. Altını kıstım. Burada 4,5 bardak suyum vardı. Suyumu ekliyorum. 4 bardak ekledim. Bir yarım bardak kadarını bıraktım. Daha sonra bakacağım ona. Çünkü bence su miktarı gayet güzel görünüyor. Şöyle fokur fokur olana kadar altını sonuna kadar açıyorum. Fokur fokur olduktan sonra altını kısıyorum ve yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Şimdi bir bekleyeceğim, böyle fokurdamaya başlayınca altını kısacağım. Bir suyunun tadına bakmak istiyorum. Tuzu nasıl oldu, şekeri nasıl oldu? Gayet güzel. Hatta bir tık daha tuz bile atabilirim. Bu aşamada suyun tadına muhakkak bakın. Eksik hissettiğiniz bir lezzet varsa bu aşamada ekleyebilirsiniz. Tarçını daha sonra atacağım. Biraz böyle pişsin. Sonuna doğru atacağım tarçını. Böyle karıştıracağım tekrardan. Kaynamaya başladı. Şimdi artık altını kısacağım. Kapağını da kapatacağım. Muhtemelen bir 20-25 dakika falan sürecek pişmesi. Çünkü yavaş yavaş demlene demlene pişecek. Sonlara doğru şöyle bir iki kere daha karıştıracağım ki içine hava alalım. Tane tane olmasına bir katkımız olsun. Ondan sonra da tarçını ekleyeceğim. Dediğim gibi piştiğini düşündüğüm anda kapağını kapatıp havlu peçeteyle demlemeye bırakacağım. Şimdi pilav suyunu çekti. Bu noktada tarçını ekleyeceğim. Şöyle bir karıştıracağım. Ortalığı yıkmadan. Tadına bir bakacağım, diriliğine. Daha bir tık daha suyu var çekmesi gereken. En kısa alacaksınız altını. En, yani alabildiğiniz en min, maksimum kısa alacaksınız ki yavaş yavaş çeksin. Tarçınla da şöyle bir karıştırdım. Şöyle bir tadına bakacağım. Hemen kapağını kapatıyorum. Pilavım pişmiş. 4 bardak su benim pilavım için yeterli geldi. Bu noktada altını kapattıktan sonra buharlaşan suyu havlu peçete koyacağımız için o çekecek ve herhangi bir lapalaşma ya da lapalaşma olmayacak. Şimdi bakıyorum tamamıyla pişti. Altını kapattım. Hemen şuradan iki sıra havlu peçete şöyle koyacağım ve dinlenmeye bırakıyorum. Bir 10 dakika falan bekleyeceğiz. 10-15 dakika dinlendikten sonra da sunum tabağını alacağız ve üzerine bolca dereotu koyacağız. Evet, pilav oldu. Çok güzel demlendi. Şöyle bir sunum kabım var. Bence çok şık. Şöyle pilavı da göstereyim. Sunum kabını alacağım. Sonra da dereotuyla bir güzel süsleyeceğim. Şöyle tane tane olduğunu görüyorsunuz. Vaktiniz varsa tabii ki daha çok bekletirseniz daha güzel olur. Biz çekim olduğu için bir an önce vaktimiz yok. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyoruz. Sunum kabımı alıyorum. Kokusu da beni benden alıyor. Oh, buhar içinde kaldım. Hemen dereotunu doğrayacağım ve üstüne süsleyeceğim. Şöyle yapayım, kameranın önüne gelmesin. Sap kısmını şöyle ayırayım. Doğukan, bunu yakın alman lazım. Şöyle. Bence masanın ortasında çok da şık ve güzel durur diye düşünüyorum. Bu kadar. Her şey hazır. Sunumumuzu hazırladık. Çok şık bir tabağımıza koyduk. Yılbaşı sofrasında ya da misafir sofrasında bence ortada çok güzel ve çok şık duracağını düşünüyorum. Sıra tatmaya geldi. Yakın çekmek ister misin? Bak, buhar üstünde. Dolmalık fıstık da var içinde. Kuş üzümü de var. Yer fıstığı da var. Dereotu da var. Hepsi var. Diyette olduğum için az yiyorum. Yoksa daha fazla yerdim. Güzel. Çok güzel olmuş. Bir gün yemen lazım. Afiyet olsun.